tarafta bu adaletsizliklere İslami olmayan yollarla karşılık vermek isteyen teröristleri görüyoruz. Çok net olan bir şey var ki Müslümanların ezici çoğunluğu barışçıldırlar. Sadece aile değerlerine inanırlar ve barış içinde yaşamak isterler. Barış ve tolerans. Anlıyorum. Kitabınızın alt başlığında şöyle yazıyor. 1959'dan 1989'a kadar Orta Doğu'nun epik romanı. Yani burada Orta Doğu derken özellikle hangi ülkeleri kastediyorsunuz? Ben tarihsel hattı büyük ölçüde İran'da tuttum. Ama eşimin arka planına da dayanarak biraz Pakistan'ı kattım. Yemenli sevdiğim bir dostum var. Biraz da Yemen'i soktum işin içine. Ve her ülkeden biraz kattım. Peki arzu ederseniz İran'la başlayalım. Bu kitabınızda İran hakkında nelerden bahsetmektesiniz? Rejim değişikliklerinden mi bahsediyorsunuz? Öncelikle daha önceden de söylediğim gibi İran'da İngiliz ve Amerikalıların müdahalesi sonucu bazı hükümetler değiştirilmişti. Amerika ve İran hükümeti. Ne zamandan beri? Sanırım ilk gerçek büyük değişim Kaçar Şahı'nın İngiliz destekli General Rıza Han Pehlevi tarafından devrilmesiydi. Rıza Han Pehlevi hanedanının kurucusu ve ilk şahıydı. İş başına geldikten sonra 20. yüzyılın başlangıcında mı? Bu 1925'teydi. 1925. Evet, aile adını Pehlevi'ye çevirdi. Rıza Pehlevi 1930'lu yıllarda İran'ı daha da Avrupalılaştırmak istedi. Hürrem Şah, Tahran arasında demiryolu yaptırmayı kararlaştırdı. O zaman tüm dünya ekonomik darboğaz içindeydi ve kredi sunan tek kaynak Almanya'ydı. Ve Almanya çok iyi demiryolu ekipmanlarına da sahipti. Hikayeye göre Alman mühendisler gelirler ve Loristan bölgesine kadar demiryolunu ulaştırırlar. Loristan kabileleri bu demiryolu şahın gücünü daha fazla göstermesi için buralara kadar ulaştırıldı. İyisi mi biz bu işte çalışan herkesi öldürelim de bu iş burada dursun derler ve dediklerini de yaparlar. Üç Alman mühendis öldürülür. Üç Alman mühendisin öldürüldüğü haberi kendisine ulaştırılınca şah bunların ölüm haberini telgrafla Hitler'e geçmek durumundadır. Mühendislerin öldürüldüğü haberini alınca bu çılgın adam İran'a savaş açabilir diye bir endişeye kapılmasına rağmen haberi vermek zorundadır ve verir. Ancak Hititlerden daha kaç tane Alman mühendise ihtiyacınız var cevabı gelince yaşlı şah işte bu adam tam da benim kafadan biri onu tuttum der ve Hitler'le anlaşır. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duymakta olduğu bir dönemde bu tür tavırlar İngiliz ve Rusları tedirgin eder. Bu arada Almanya dostlar edinirken İngiltere Almanya'nın gücünü tek başına göğüslemek durumundaydı. Elbette o dönem bilinmeyen ama şu an bildiğimiz bir gerçek var. O dönemde İngiltere çok ama çok zayıftı. Tüm ekipmanlar... Tam olarak hangi yıllar? Fransa'nın düştüğü tarih olan Haziran 1940. 1940. Evet, bu arada vukuğa gelen diğer bazı hadiseler de vardı. Bu dönem 2. Dünya Savaşı'nın ortalarına denk düşüyor değil mi? Sanırım savaş 1939'da Polonya'nın işgaliyle başladı. Daha sonra 1940'da Fransa düştü. İngiliz askerler Dunkirk'i boşaltıyorlardı ve her şey geride kalıyordu. Sebepse tüm ekipmanların çok eski ve çok kötü olmasıydı. İngiliz askerlerinin %10'unun neredeyse hiç donanımı yoktu. İnsanları yeraltı sığınaklarında bırakıyorlar ve onlar 2 hafta orada kalıyorlardı. Bu şekilde az zayiat veriyorlardı. Çok az sayıda subay binlerce askerle uğraşmak zorunda kalıyordu. But they came out of it, but there was nobody coming in from Australia, Canada. Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan kimse yardıma gelmiyor ve bizim kendi gücümüz kendimizi savunmaya ancak yeter diyerek geri duruyorlardı. Oralardan kimseyi getiremediler. Onların yardımına koşması gereken 1 milyon insana ihtiyaçları vardı. Bu kadar insan gücüne sahip tek kişi Rusya'da Joseph Stalin'di. Stalin'le o dönem İngiltere üst düzey komünistlerinden Sir Stafford Cripps irtibata geçti ve onunla pazarlık yapmak için Rusya'ya gitti. O dönem Rusya, Finlandiya'yla savaştan yeni çıkmıştı.
ama iyi bir savaş çıkaramamıştı. Finlandiya küçük bir ülke olmasına rağmen sahip olduğu silahlara bakıldığında Rusya ile çok iyi savaşmıştı. Rus generaller planlama farkı olduğu için o zaman Almanya ile savaşa girmediler. Bir sonraki ay ise Stalin Baltık ülkelerini, Basarabya'yı ele geçirdi. Almanlar bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu fark ederler. Stalin'in yoluna çıkabilecek tek kişi Troçki'dir. Troçki, Rusya'nın ilk savaş komiseriydi. Meksika'da sürgündeydi. Ne var ki Troçki, Ağustos 1940'da suikastle öldürüldü. Şimdi Rusya Almanya ile savaşa hazırlanabilirdi. Almanlar o dönemde İngiltere'yi işgal edemeyeceklerini anlarlar. Yakıt tasarrufu yapmak zorundadırlar. Çünkü yakıt açıkları vardır. Neden Almanya'nın yakıt açığı vardı? Çünkü petrol tabii kaynakları yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmelerine yine yakıt sebep olmuştu. İsterseniz İran'a geri dönelim. İran'daki rejim değişikliklerine dönelim. Musaddık rejimi hakkında biraz daha konuşalım. Perde arkasında gerçekten olanlar nelerdi? Bunlar o zaman Avrupa'da cereyan eden hadiselerdi. Evet. İran'daki yaşlı şahın alaşağı edilmesi gerekiyordu. Çünkü Almanya taraftarıydı. Genç şah iş başına getirildi ve ondan Almanya'yı kapı dışarı etmesi istendi. Öyle de yaptı. Ancak Almanların işgal planı 1 Mayıs tarihine göre hazırlanmıştı. 1941 yılında. 41. Evet. Bu arada İngilizler Hırvatları Belgrad'ı ele geçirmeleri için teşvik ediyorlardı. Affedersiniz, Almanlar Hırvatları Belgrad ve Yugoslavya'yı ele geçirmeleri için teşvik ediyorlardı. Ama İngilizler onlardan önce davranıp Sırpları finanse ederek harekete geçirdiler ve Sırplar Belgrad'ı ele geçirip Almanya'ya savaş açtı. Ama Alman ordusunun Yugoslavya'yı işgali 2 haftadan az sürdü. Almanlar güneye Yugoslavya'ya doğru inerken Yugoslav ordusundaki Sırplarla Hırvatlar kendi aralarında savaşmakta oldukları için Almanya'ya bir mukavemet gösteremediler. Sıra Yunanistan'a gelmişti. Yunanlılar Almanya'ya savaş ilan ettiler. Neticede Almanlar Yunanistan'ı da bir haftada işgal ettiler. Ama bu Almanya'nın savaş planlarını geciktirdi. 2 ay sonra ise diğerleri İran'ı işgal edip Yaşlı Şah'ı devirdiler. Alman taraftarı olduğu için yerine Genç Şah'ı getirdiler. Onun ismi neydi? İsmini hatırlıyor musunuz? Yaşlı Şah mı? Rıza Han Pehlevi. Pehlevi, tamam. Muhammed Rıza Pehlevi babasının yerine geçiyor. Yaşlı Şah Mısır'a sürgüne gönderiliyor ve orada öldürülüyor. Ancak cenazesinin İran'a sokulmasına müsaade edilmiyor. İran'ın işgal edilmesinin Almanya'nın Rusya tarafından işgali öncesinde planlanmış olması gerekiyordu. Neden? Çünkü Ruslar ve aynı şekilde İngilizler işgal için gerekli asker ve ekipmana sahip olmalıydı. Evet, anlıyorum. Yani 1953 yılında. Hayır, 1950 yılında. Evet, 1950. Doktor Musaddık'ı İngilizlerle İran'ın petrol gelirleri üzerine çekişirken buluyoruz. O %75 istiyordu. Anlaşmazlığın nedeni neydi? İngilizler petrol gelirlerinin %75'ini alıyordu. İranlılar ise %25'ini. Suudi Arabistan'da Amerikalılar %25 alıyorlar ve Suudlulara %75 veriyorlardı. Peki neden Suudi Arabistan'a %75 veriyorlar da İran'a sadece %25 veriliyor? Bu tabii ki İngilizlerin iş tutma şekliydi. Ama Suud meselesinin arkasında gizli bir gerekçe vardı. Bu gizli gerekçenin tarihi Ocak 1945'lere kadar gider. İlk İsrail Devlet Başkanı Shem Weizmann, Churchill'e İngiltere'ye gidiyor ve ondan Kral Suud'un diğer Arapları İsrail'in varlık hakkının devamlı kılınması için ikna etmesine ricacı oluyor. Çünkü o İsrail'in varlığını kabul ediyor. Kim? Kral Suud. Gerçekten böyle bir şey söyledi mi? İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını kabul ediyordu. Ama onlar gizli de olsa böyle bir rızası olduğunu biliyorlar, değil mi? Evet, bu bilgiler ikinci kitabımda olacak. Evet. Bu İsrail kurulmadan 3 yıl önceydi. Daha sonra İsrail'in de var olma hakkıdır sloganı ortaya atıldı. Kral Suud'u bu fikre Yahudilikten İslam'a dönme biri ikna etmişti. Ona dedi ki, bak Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşadıkları zaman Yahudiler Müslümanların gerçekte nasıl olduklarını anlar ve Müslüman olurlar. Kral Suud da buna inandı.
İsmini biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Söylemesem daha iyi. Peki o zaman. Birçok insan bu kişiyi çok sevdiği için ismini vermek istemiyorum. Çok meşhur bir isim mi? Evet, bilhassa İslam dünyası içinde çok meşhur.